başlamadan önce önemli uyarılar. Lütfen videoyu durdurup okuyun. Throttle Stop programını kodlayan ve bu tekniği uygularken rehberlik eden Uncle Web'e teşekkürler. Merhaba değerli izleyiciler. Önceki videomuzda size nasıl undervolt yapabileceğimizi öğretmiştik. İşlemcinin elektriğinden biraz keserek daha düşük sıcaklıkta daha yüksek performans elde etmiştik. Yoğun istek üzerine bugün size işlemcide nasıl sıcaklık kısıtlamasını değiştirebileceğimizi ve bununla birlikte nasıl daha yüksek performansa ulaşabileceğimizi anlatacağız. Önce bilgisayarımızın işlemci performansını ölçmek üzere Cinebench R23 programını açıyoruz. İşlemcinin gerçek performansını ölçmek kabiliyetine sahip olduğu için bu programı seçtik. İşlemcide herhangi bir değişiklik yapmadan ölçüm yaptık ve sonuç 23.43 çıktı. Sırada önceki videomuzda öğrettiğimiz undervolt tekniğini uygulayıp tekrar ölçüm yaptık. Resmi sitedeki en yeni sürümü indirdiğimizden emin olduk. Sonucumuz 29.40 çıktı. Programı tekrar açalım. Options'a tıklayalım. Ardından sağ alt kısımdaki ProChart kutusunu işaretleyelim. Yanındaki sayıyı değiştirelim. İşlemciniz büyük ihtimalle fabrika ayarı olarak maksimum 100 derecede çalışabilir. İsterseniz işlemcinizin ismini aratarak maksimum sıcaklığı bulabilirsiniz. Eğer bir dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız muhtemelen üretici firma zaten maksimum dereceyi daha düşük bir değere çekmiştir. Örneğin bu bilgisayarda maksimum değer 70 dereceydi. Şimdilik buraya 15 yazıyoruz, OK'ye basıyoruz. Bu halde 100-15 üzerinden işlemcimiz maksimum 85 derecede çalışabilecek. Şimdi TC Bench düğmesine basıyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmadan Start'a basıyoruz. Bilgisayarın şu anki haliyle belirli bir işlemi ne kadar sürede tamamladığına bakacağız. Sonuç 29,3 saniye çıktı. Şimdi Fever düğmesine basıyoruz. Sağ ortada Disable and Lock Turbo Power Limits kutucuğunu işaretliyoruz ve OK'ye basıyoruz. Böylece şimdi yapacağımız watt değişikliği için olan limit kaldırılmış oldu. Tekrar ölçüm yapıyoruz. Sonuç 24 saniye çıktı. İşlemcimiz şimdi aynı işlemi 5 saniye daha hızlı yapıyor. TPL'ye basıyoruz. Burada en üstteki iki değeri görüyorsunuz. Biri 15, biri 29. 29 yani alttaki olan kısa süreli maksimum turbo watt değerini ifade ediyor. Üstteki 15 ise uzun süreli normal turbo watt değerini ifade ediyor. Burada 15 yerine 29'un 3/4'ü olan yaklaşık 22 yazıyoruz. Tekrar ölçüm yapıyoruz. (22 saniye çıktı). Uzun süreli turbo değerini azar azar arttırmaya devam edelim. Burada her yaptığınız hamlenin sonucunu bir yere not etmeniz gerekiyor. Daha sonra hangisi en fazla performansı sağlarsa bunu seçiyoruz. Yaptığımız sıralamaya göre en iyi performansı gösteren watt kombinasyonu 26-29. O yüzden bu değerleri koyup OK'ye basıyoruz. İşlemcimiz böylece maksimum performansta çalıştığından ve sadece sıcaklık değerinin kısıtlamasına tabi olacağından emin olabiliriz. Artık tekrar bir Cinebench ölçümü yapabiliriz. Sonuçlarımız şöyle. İşlemcide gösterdiğimiz teknikleri kullanarak 85 derecelik maksimumda %32, 95 derecelik maksimumda %38'lik bir performans artışı gözlemledik. Fabrika ayarında maksimumun 80 derece olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yapmaya değer mi diye sorarsanız bence sistemden sisteme değişir. Performans artışının en çok görüldüğü undervolt tekniği bence yeterli artar. Eğer sisteminizde gerçekten ısınma sorunu yoksa, yani işlemciyi köklüyorsunuz ama ısınma yavaşlıyorsa bu tekniği deneyebilirsiniz. Ha eğer zaten ısınma yapıyorsa, yani köklediğinizde 85 derecenin üstünü görüyorsa o zaman
Underworld ile yetinin. Bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Video faydalı olmadıysa dislike tuşuna, videoyu sevdiyseniz like tuşuna basın, düşüncelerinizi yorumda belirtin, sonraki içeriklerimizi takip etmek için abone olun. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.